Herkese merhabalar, ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videodaki konu toplama yapmış olduğumuz fiyat performans bilgisayarımızla karşınızdayım. Ne tür özelliklere sahip, bize neler sunuyor, nasıl bir performans sergiliyor, hepsi videonun devamında. Hazırsak başlayalım. Ve evet arkadaşlar, bilgisayarımızın üzerinde Gigabyte B550M-K anakartımız bulunmakta. Bu neyi ifade ediyor? AMD soket ve DDR4 destekli bir anakarttan bahsediyorum. Gigabyte bu yapmış olduğu seride oldukça tutulan bir ürün yelpazesiyle piyasaya adeta bir şov yapmaya başlamıştı. Bunun haricinde üzerinde Ryzen 5'in 5500 işlemcisi bulunmakta. RAM tarafına geldiğimizde ise cihazda DDR4 destekli 32 GB'lık bir RAM kapasitesi görüyoruz. Bu da günün sonunda bize 3200 MHz'de çalışan Corsair marka DDR4 RAM'imizi veriyor ve oldukça başarılı diyebilirim. Anakart tarafında ise Gigabyte'ın B550M-K AV4 soketli anakartının özelliklerine baktığımızda DDR4 desteğinin yanında belleklerde her birine 4703 MHz uygulabilme kapasitesi mevcut. Toplamda 128 GB'a kadar depolama, yani hafıza olayını destekleyebiliyor. 4 adet 2 kanallı RAM yuvalarımız mevcut. Bunun yanında da AMD'nin Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, hatta Ryzen 9 işlemcilerini de kullanabiliyorsunuz. Anakartın üzerinde 2 adet M.2 yuvası bulunurken bunlar tabii ki 4. jenerasyon. SATA bağlantılarında da 600 megabit bölü saniye bir hız elde edebiliyorsunuz. Giriş taraflarında, yani port taraflarına baktığımızda cihazda hem USB 2.0 hem de USB 3.2 birinci jenerasyon USB hızlandırmasını görebiliyorsunuz. Kasa tarafına baktığımızda ise Rampage için RGB aydınlatmalı ve çift fan soğutmalı bir sistemini görüyorsunuz. Oldukça geniş hava ve toz kanalları bulunmasıyla birlikte kullanıcıların ses ve tozdan iyice arındıracak gibi görünüyor. Şu anda bilmiyorum sesini duyuyor musunuz ama oldukça yavaş çalışan bir arkadaşımız oyunlarda özellikle ya da render gibi ekran kartını ya da performansı konuşturacağımız esnada cihazın yapıda yaptığımız uzun testlerinde herhangi bir kasma, donma ya da ses söz konusu olmamıştır. Evet, ekran kartı tarafına geldiğimizde Gigabyte'ın Nvidia tarafında üretmiş olduğu GeForce RTX 4060 ekran kartını görüyoruz. Tamamen gaming odaklı olan bu ekran kartımız 8 GB'lık bir bellek boyutu bize sunmakta. 115 Watt'lık bu ekran kartımız oyunlarda ya da grafik işlerinize sizi asla yarı yolda bırakmayacak. Özellikle DLSS3 tarafında desteklediğini ve GeForce'un stüdyolarından tutumlu yapay zeka desteği olmuş olan broadcast uygulamalarını sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 3 adet fan soğutmasını bulunan bu arkadaşımızda çift yönlü fanımız ve RGB LED'imiz bulunmakta. Soğutma tarafında ise cihazın kendini asla ısıtmadığını, kolay kullanımlarda ve zorladığınızda da bir tık ısındığını görebilirsiniz. Tabii uzun kullanımlarda ve cihazı kastırmanızda da bu büyük bir etken. Cihazımızın üzerinde 1 TB'lık Samsung'un Evo versiyonu olan dahili depolaması M.2 SSD'si bulunmakta. Ve evet, geldik bir videonun daha sonuna. Bu videoda sizlere toplamış olduğumuz fiyat performans olan ürünü masaüstü bir sistemden bahsetmeye çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Detaylar videonun açıklama kısmında yer almakta. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.